Semboller, Illustrator programı içinde tasarım elemanı olarak bulunan nesnelerdir. Tekrar tekrar kolayca kullanılabilir ve birbirleri arasında kolayca değiştirilebilirler. Ayrıca istenildiği zaman boyutlandırılabilir ve işleyiş doğrultusunda çeşitli şekillere bölüntülebilirler. Bu iş için yine Windows menüsü altından Simbol seçeneğiyle bu paneli açabiliriz. Basitçe panel içinden herhangi bir objeyi dışarı sürüklediğinizde bu objenin çalışma alanına geldiğini görürsünüz. Bunu önceden öğrendiğimiz tekniklerle döndürebilir, boyutlandırabilir ve çalışma alanı içinde herhangi bir yere taşıyabilirsiniz. Eğer üzerindeki renklerde veya petleri ve yolları arasında bir değişiklik yapmak isterseniz sembolün üzerine sağ tuşla tıklayıp Break Link to Sembol demeniz yeterli olacaktır. Artık o da petlerden ve yollardan oluşan bir nesne olarak karşımızdadır. Direct Selection Tool'la veya dolma kalem aracıyla buna noktalar ekleyebilir. Ya da bazı noktalarını değiştirerek şekli kendinize özgün hale getirebilirsiniz. Bunun dışında Illustrator'ın size sonduğu semboller ve library'nin içinde bulunan birçok sembol dışında kendinizde basit çizim araçları veya farklı şekillerde oluşturduğunuz şeylerden semboller ortaya çıkarabilirsiniz. Örneğin basitçe çizdiğimiz bir yıldızı sembol penceresinin içine taşıyarak onu bir sembole dönüştürebiliriz. İçeri taşıdığımızda bunun nasıl bir sembol olacağına dair bazı özelliklerini oluşturduğu bir pencere karşımıza geliyor. Bu ne? OK diyerek geçiyoruz ve sembol penceresinde oluşturduğumuz yıldızı görüyoruz. Artık bunu dışarı taşıyarak istediğimiz gibi kullanabiliriz. Sembollerin kullanımında bir diğer kolaylık da sembol sprayer tool'dur. Bu tool yardımıyla seçili sembol istenildiği özelliklerde ekrana spraylenebilir. Daha sonra aynı tool'un alt menüsünde bulunan çeşitli araçlarla buradaki semboller büyütülüp küçültülebilir ve işe özgü çeşitli çalışmalar ortaya çıkabilir. Mesela büyütme küçültmenin yanında yönlerini ayarlayabiliriz. Onun dışında dağılımla ile ilgili ayarları yine aynı menü altından yapabiliriz. Sembollerle çalışmanın bir başka kolaylığı da sembollerle oluşturduğumuz bu görselleri çok basit bir şekilde diğer sembollerle değiştirebilmemizdir. Örneğin buradan feather'ı seçip daha sonra panelin sağ üst tarafından replace sembol dersek biraz önce yaptığımız bütün büyüklük ve yönelim değişikliklerini yeni sembolümüzün de aldığını görürüz. Böylece bütün iş içinde yaptığımız sembolleri tek tek değiştirmek yerine tek bir adımda hepsini zaman kaybolmadan değiştirebiliriz.